Lost, modern televizyonun en karmaşık ve derinlikli dizilerinden biri. Dizi sadece bir adada hayatta kalma mücadelesini değil, aynı zamanda felsefi ve metafizik konulara da odaklanıyor. O nedenle bu diziyi izlerken uçak ıssız adaya düşüyor, hayatta kalanlar da bir sürü macera yaşıyor, öyle bir dizi diye geçiştirmemeliyiz. Bu arada iddia ediyorum videonun tamamını izlerseniz diziye dair anlamlandıramadığınız bir bölümde kalmayacak, bunu garanti ediyorum. Çünkü bu incelemede size dizinin özünde yatan fikri en güzel şekilde aktarmaya çalışacağım. Sezon sezon tüm serüveni irdeleyeceğim ama az önce verdiğim sözü tutmak adına tüm sezonları tek tek incelemeye geçmeden dizinin ana fikriyle başlamamız gerekiyor. Bunlar nedir? Bunlar idealizm ve materyalizm ya da dizide bize siyah ve beyaz olarak gösterildiğini hatırlatmak isterim. İdealizm ve materyalizm, dizinin temel çatışmalarından bazılarını anlamada kilit rol oynayan iki felsefi akım. Peki idealizm ve materyalizm nedir? Gelin kısaca buna da bir bakalım. İdealizm, gerçekliğin temelde zihinsel veya ruhsal olduğunu savunan bir felsefi yaklaşım. Bu görüşe göre dünya zihnin bir yansıması ve maddi dünya zihnin bir ürünü olarak var oluyor. Materyalizm ise gerçekliğin yalnızca maddi unsurlardan oluştuğunu savunuyor. Bu görüş fiziksel dünyanın zihinsel ve ruhsal olandan önce geldiğini ve her şeyin maddi dünya ile açıklanabileceğini ileri sürüyor. Dizideki idealist yaklaşımı anlamamız açısından durum şu şekilde Lost'un belirli karakterleri ve olayları idealist bir perspektif sunuyor. Dizideki idealist yaklaşım özellikle adanın mistik doğasında, kaderin vurgulanmasında ve karakterlerin ruhsal yolculuklarında kendini gösteriyor. Dizideki en belirgin idealist karakter ise John Locke. John Locke, adanın bir amacı olduğuna, oraya kazayla değil belirli bir sebep için getirildiklerine inanıyor. Onun gözünde ada, kaderin bir ürünü ve her şeyin bir anlamı olduğu bir yer. Locke'un adaya duyduğu derin inanç onun gerçekliğini şekillendiriyor ve onu dizideki mistik olayların merkezine yerleştiriyor. Locke bir spiritüel lider gibi davranıyor ve diğerlerini de adanın mistik güçlerine inandırmaya çalışıyor. Dizi boyunca her şeyin bir sebebi var anlayışı sıkça vurgulanıyor. Buna dikkat etmişsinizdir. Bu idealizmin bir yansıması. Karakterler hayatlarındaki olayların bir anlamı olduğuna inanıyorlar. Bu inanç birçok karakterin davranışlarını şekillendiriyor ve onları adadaki maceralarında da yönlendiriyor. Peki dizideki materyalist bakış açısı ne şekilde bizlere aktarılmıştı ona da kısaca değinelim. Dizinin baş karakterlerinden biri olan Jack Shepard materyalist bir bakış açısına sahip. Jack bir cehre olarak bilime ve mantığa inanıyor. Jack Shepard John Locke'un aksine adının mistik güçlere inanmak yerine olaylara mantıklı ve bilimsel bir açıklama bulmaya çalışıyor. Jack gördüğüne inanan mutlusunu benimsemiş bir karakter. Olayların rasyonel açıklamalarını arıyor ve adanın doğaüstü özelliklerine karşı derin bir şüpheciliği var. Dizi boyunca Darma inisiyatifi gibi unsurlar görüyoruz. Bunlar materyalist bir bakış açısını temsil ediyor. Darma inisiyatifi aslına bakarsanız adayı bilimsel olarak inceleyen ve onun sırlarını anlamaya çalışan bir grup. Onlar için ada doğaüstü bir yerden ziyade incelenmesi ve anlaşılması gereken bir fenomen ana fikri bitirip sezonlara geçmeden idealizm ve materyalizm çatışmasını özetle şu şekilde aktarabiliriz. Lost, idealizm ve materyalizm arasındaki çatışmayı merkezine alan bu çatışma doğrultusunda da karakterlerin inançlarını, kararlarını ve nihayetinde kaderleri üzerinde de derin bir etki anlatıyor aktarıyor. Locke ve Jack arasındaki çatışmada dizinin temelini oluşturuyor. Locke'un idealizmi ve Jack'in materyalizmi sık sık çatışma yaşıyorlar. Çatışmaya neden oluyorlar. Bu iki karakter arasındaki fark adanın doğası ve oradaki geçirdikleri zamanın anlamı konusunda iki farklı yaklaşımı simgeliyor. Dizinin sonlarına doğru Jack'in karakteri materyalizmden idealizme doğru bir değişim geçirmeye başlıyor. Bu dönüşüm Jack'in adanın doğası ve kaderi hakkındaki anlayışında derin bir değişime işaret ediyor. Nihayetinde Jack Locke'un inançlarını benimsiyor ve adanın ruhsal boyutunu kabul ediyor. Lost İdealizm ve materyalizm arasındaki çatışmayı ustalıkla işleyen bir dizi. Karakterler bu iki felsefi görüş arasında gidip gelirken izleyiciye de insan deneyiminin doğası hakkında derinlemesine düşünme fırsatı sunuyor. Locke ve Jack arasındaki bu temel çatışma dizinin bu felsefi tartışmayı nasıl ele aldığının da bir yansıması. Dizi bizlere maddi dünyanın ötesine geçip kader, inanç ve ruhsal gerçeklik üzerine düşünme şansı tanıyor. Ayrıca Jack'in soyadına dikkat etmenizi rica ediyorum. Shepherd yani çoban. insanları yöneten, yönlendiren, onları organize eden çoban rolünde Jack'in olduğunu görüyorsunuz. John Locke ise başlı başına bir ismi simgeliyor ki o ismi de videodan sonra araştırmanızı öneriyorum. Nitekim onu da eklersem çok fazla felsefeye ve bu konulara sizi boğmuş olacağımı düşündüğüm için bu kısmı geçerek gelin sezon sezon olayları değerlendirelim. Öyle devam edelim diyorum. Az önce biraz bahsettiğim Dizi aslına bakarsanız uçak kazasıyla bir adaya düşen bir grup insanın hikayesini anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda onların içsel çatışmalarını, inançlarını ve gerçekliğin doğasını sorgulamalarını da işliyor. İdealizm ve materyalizm arasındaki gerilim dizinin başından sonuna kadar devam ediyor ve karakterlerin hayatında da büyük yer kaplıyor. Birinci sezonu şu şekilde özetleyebiliriz. İnanç ve bilim arasındaki İlk Çatışmalar Dizi ilk sezonunda karakterlerin dünyaya bakış açılarını bizlere tanıtıyor. İdealizm ve materyalizm arasındaki temel çatışma da bu sezonda belirginleşmeye başlıyor. John Locke ve Jack Shepard'ın tanıtılması da bu doğrultuda ilerliyor. Locke adaya mistik bir yer olarak yaklaşıyor. Jack her şeyi rasyonel bir bakış açısıyla görüyor. Locke'un yürüyemeyen bir adamken adada tekrar yürüyebilmesi onun bu inancını daha da pekiştiriyor. Jack ise daha çok liderlik rolü üstleniyor ve diğerlerini kurtarma çabasına odaklanıyor. Adanın doğaüstü özelliklerine karşı da derin bir şüphe taşıyor. Darma Enisiyatifi ve Bilimsel Araştırmalar Sezonun ilerleyen bölümlerinde darmanın varlığına dair ilk ipuçlarını görüyoruz. Bu grup adayı bilimsel yollarla inceleyen bir organizasyon ve onların varlığı adanın doğası hakkındaki materyalist yaklaşımı gösteriyor. Bu aşamada darma istasyonları ve bunların adadaki rolü henüz tam olarak keşfedilmemiş durumda. Ancak varlıkları adanın bilimsel bir merak konusu olabileceğini de bizlere gösteriyor. Geçelim ikinci sezona. İkinci sezonda inanç ve kaderin derinleşmesini görüyoruz. İkinci sezon, Locke ve Jack arasındaki çatışmanın derinleştiği bir dönem. Bu sezonda karakterler adanın gizemlerine daha fazla dalarken da idealist ve materyalist bakış açıları arasındaki gerilim de iyice artıyor. Sezonun şüphesiz en önemli olaylarından bir tanesi, Hatch'in yani o yer altındaki sığının açılmasıyla somutlaşıyor. Locke, bu sığınağın içindeki bir kader ve amaç olduğuna inanırken, Jack bunu sadece bir sığınak veya bilimsel bir yapı olarak görüyor. Hatch'in içindeki bilgisayar ve 144 dakikada bir düğmeye basılması gerekliliği kader ve inanç konularını daha da derinleştiriyor. Locke, düğmeye basmanın dünyanın sonunu önlediğine inanıyor, Jack bunun mantıksız olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda sezonun bana göre en önemli olaylarından biri de Michael'ın oğlu Walt'un gizemli güçlere sahip olduğunu ima edilmesi. Volt'un yetenekleri adanın doğaüstü bir yer olduğuna dair daha fazla ipucu sunuyor ve bu Locke'un idealist bakış açısını da güçlendiriyor. Ancak Michael oğlunu kurtarmak için mantıklı ve materyalist bir yaklaşım sergilemeyi tercih ediyor. Onun önceliği oğlunun güvenliği oluyor. Geçelim 3. sezona. 3. sezonun tek cümlelik özeti bana göre diğerleri ve adanın amacı. 3. sezonda diğerleri olarak bilinen adının yerleriyle daha fazla etkileşim kuruluyor ve bu dizinin felsefi yönlerini daha da zenginleştiriyor. Ki bu sezonda en sevdiğim karakterlerden biri olan Benjamin Linus diziye giriş yapıyor. Diğerlerinin lideri olan Benjamin Linus, idealizm ve materyalizm arasındaki çatışmayı manipüle eden bir karakter. Benjamin, Locke'u kaderine inanmak için onu çeşitli yollardan etkilerken aynı zamanda da Jack'in şüpheciliğini kullanıyor. Ben Ada'nın bir amacı olduğuna inanıyor ve bu amacı gerçekleştirmek için diğer karakterleri ustalıkla kullanıyor. Ayrıca bu sezonda adanın mistik doğasına dair de birkaç şey görüyoruz. Bu sezonda adanın sadece fiziksel bir yer olmadığı, aynı zamanda ruhsal bir mekan olduğu fikri de güçleniyor. Örneğin Juliet'in adadan kaçma çabaları ve sonrasında yaşadıkları adanın kontrol edilemeyen güçlere sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca Desmond'un zamanda ileriye yönelik flaşlar görmesi zamanın ve mekanın adadaki farklı işlediğine dair güçlü bir ipucu sunuyor. Bu da idealizmin bir başka yansıması. Dördüncü sezonda ise kader ve bilim arasındaki incelikli dengeyi görüyoruz. Dördüncü sezon dizi hikayesini daha da karmaşık hale getiriyor ve idealizm ve materyalizm arasındaki çatışma da daha geniş bir çerçevede ele alınıyor. Bu sezonun en önemli olaylarından bir tanesi şüphesiz Oceanic XX. Jack ve diğer bazı karakterler adadan kurtuluyorlar ancak bu kurtuluş onlara huzur getirmiyor. Jack'in materyalist yaklaşımı dış dünyada dahi onu tatmin etmiyor ve nihayetinde Lok'un inançlarını sorgulamaya başlıyor. Bu Jack'in karakter gelişiminde bir dönüm noktası. Ayrıca dizinin bu sezonunda zaman yolculuğu Temasının işlenmesi dizinin Materyalist yönünü vurguluyor Zaman yolculuğu Dharma inisiyatifinin Araştırmaları ve Faraday'in Bilimsel açıklamalarıyla ilişkilendiriliyor Faraday zaman yolculuğunu Materyalist bir perspektiften ele alıyor Ancak bu süreçte karakterler Kendi kaderlerini sorgulamaya Başlıyorlar ayrıca en önemli Detaylardan biri de Locke'un Liderliği John Locke adada kalmayı Ve diğerlerini rehberlik etmeyi seçiyor Onun için ada bir kurtuluş yeri ve kaderini gerçekleştireceği bir mekan. Bu idealist yaklaşım Lok'un karakterini derinleştirirken onu adanın ruhani lideri haline getiriyor. 5. sezona geldik. 5. sezonun özeti ise zamanın doğası ve kaderin kaçınılmazlığı. 5. sezonda zaman yolculuğu ve kader kavramlarına odaklanıyoruz. Bu da idealizm ve materyalizm arasındaki çizgiyi daha da bulanık hale getiriyor. Karakterler geçmişe gidiyorlar, darma inisiyatifi ile etkileşime giriyorlar. Bu sezonda zamanın döngüsel bir yapıya sahip olduğu ve kaderin kaçırılmaz olduğu teması işleniyor. Feride'in annesi Eloise zamanın değiştirilemeyeceğini ve her şeyin önceden belirlenmiş olduğunu savunuyor. Bu da kader ve idealizm kavramlarını güçlendiriyor. Locke'un ölümü ve sonrasında adada tekrar dirilmesi ise onun kaderine olan inancını daha da derinleştiriyor. Ancak bu durum aynı zamanda materyalist bir açıklamayla da yorumlanabilir. Nitekim Locke'un aslında Men in Black ya da Black Smoke tarafından kontrol edildiğini düşünürsek bu durumu da ekleyebiliriz. Sawyer ve Juliet'in ilişkisi ise adanın mistik doğasına rağmen insani duyguların ve seçimlerin önemini vurguluyor. Sawyer, Juliet'e olan sevgisiyle adanın gizemlerine karşı daha materyalist bir duruş sergilerken Juliet ise adanın gücünü kabul ediyor. 6. sezonda ise gerçekliğin doğası ve nihai çözümü görüyoruz. 6. sezon dizinin en felsefi ve metafiziksel boyutlarını keşfediyor. Bu sezon idealizm ve materyalizm arasındaki çatışmanın doruk noktasına ulaştığı ve nihai çözümlerin sunulduğu bölümleri görüyoruz. Aynı zamanda bu sezonun en önemli ana olaylarından bir tanesi yan evren kavramı. Yani flash sideverse diyebiliriz. Bu sezonda karakterler alternatif bir gerçeklikte gösteriliyorlar. Bu yan evren hayatlarının bir tür sonrası olarak yorumlanabiliyor ve bu açıkça idealist bir yaklaşım. Yan evrende karakterler geçmişteki hatalarını düzeltme ve barış bulma fırsatı yakalıyorlar. Bu durum gerçekliğin zihinsel ve ruhsal bir doğaya sahip olduğunu fikrini de destekliyor. Aynı zamanda incelemenin videonun hemen başında bahsettiğim o siyah ve beyaz idealizm ve materyalizm kavramlarının Kişileşmiş halleri olan Jacob ve Men in Black yani Black Smoke son sezonda artık net bir şekilde karşımıza çıkıyorlar. Jacob ve Men in Black arasındaki mücadele iyi ve kötü, kader ve özgür irade temalarını işliyor. Jacob adanın koruyucusu olarak karakterlerin kaderini bilirlerken Men in Black onları manipüle ediyor. Bu çatışma idealizm ve materyalizm arasındaki gerilimi sembolize ediyor. Jacob adanın mistik doğasını ve kaderin kaçınılmazlığını savunurken Men in Black daha materyalist bir yaklaşım sergileyerek adadan kaçmanın yollarını arıyor ve tabii ki Jack'in nihai dönüşümü. Sezonun sonunda Jack, lokun inançlarını tamamen benimserken artık materyalist bir lider değil, adanın koruyucusu olmayı kabul eden bir idealiste dönüşüyor. Jack'in son anları onun ruhsal bir lider olarak kaderini kabullendiğini ve adanın mistik doğasını kabul ettiğini gösteriyor. Final sahnesinde de karakterler yan evrende bir araya geliyorlar ve bu buluşma hayatın ruhsal bir boyut olduğunu ve tüm deneyimlerin bu boyutta bir anlam bulduğunu ima ediyor. Bu idealizmin dizideki nihai zaferi her karakter yaşamlarının anlamını ve kaderlerinin ne olduğunu kabul ediyor ve barışa kavuşuyor. İyi güzel. Sezonları değerlendirdik. Sizlere dizinin o ana fikrini de anlattım ama hadi gelin hem dizinin final bölümü hem de genel görünümü üzerine eleştirilerimizi de yapalım. Hem de olumlu bulduğumuz noktaları da anlatalım. Öncelikle olumlu bulduğum yönlerle başlamak istiyorum. Felsefi derinlik ve temalar. Lost, idealizm ve materyalizm gibi derin felsefi temaları ele almasıyla benzersiz bir dizi. Özellikle karakterlerin kader ve özgür irade arasındaki çatışmaları izleyiciye derin düşünme fırsatı sunuyor. Dizi sadece bir hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda insan doğası, inanç, bilim Aşk ve fedakarlık üzerine bir anlatı. İdealizmin zaferi. Dizinin sonunda özellikle Jack'in karakter gelişimi ve Locke'un inançlarının kabulü, dizinin felsefi açıdan tutarlı bir son sunduğunu gösteriyor. Dizinin sonunda özellikle Jack'in karakter gelişimi ve Locke'un inançlarının kabulü dizinin felsefi açıdan da tutarlı bir son sunduğunu gösteriyor. Jack'in materyalist bir liderden adının koruyucusu olan bir idealiste dönüşmesi dizinin tematik tutarlılığını gösteriyor. Ve tabii ki karakter gelişimi. Dizinin karakterleri 6 sezon boyunca olağanüstü bir gelişim gösteriyorlar. Özellikle Jack, Locke, Sawyer ve Ben gibi karakterler derin psikolojik ve felsefi katmanlara sahip. Bu karakterlerin kişisel mücadeleleri ve içsel dönüşümleri dizinin en güçlü yanlarından biri. Jack'in materyalizmden idealizme evrimi, Locke'un kaderine olan inancı ve Sawyer'ın in sevgi ve intikam arasındaki mücadelesi izleyicinin bu karakterlerle güçlü bir bağ kurmasını sağlıyor. Mistik ve bilimsel unsurların dengesi. Lost hem mistik hem de bilimsel unsurları da ustaca harmanlayan bir dizi. Dharma inisiyatifinin bilimsel deneyleri ve adanın doğaüstü özellikleri dizinin bilim kurgu ve fantazi ögelerini bir araya getiriyor. Zaman yolculuğu, mistik olaylar ve adanın bilinmeyen güçleri diziyi daha da ilginç kılıyor ve izleyicinin dikkatini çekiyor. Bu unsurlar diziyi sadece bir hayatta kalma hikayesinden daha fazlası yapıyor. Yan evren ve alternatif gerçeklik dizinin final sezonunda tanıtılan Flash Sideways veya yan evren yaratıcı bir anlatı tekniği olarak öne çıkıyor. Bu yan evren karakterlerin yaşamlarında bir tür sonrası olarak hizmet ediyor ve onların içsel barışa ulaşmalarını sağlıyor. Bu alternatif gerçeklik dizinin idealist temasını güçlendiriyor ve karakterlerin ruhsal olarak tamamlanmalarına olanak tanıyor. Gelelim eleştirdiğim noktalara, eleştirdiğim yönlere. Final bölümünün belirsizliği. Dizinin final bölümü birçok izleyici için tatmin edici olmadı. Yan evrenin doğası ve karakterlerin bu evrendeki varoluşları birçok izleyici tarafından yeterince açıklanmış olarak görülmedi ki haklılar. Bu özellikle materyalist bir bakış açısıyla izleyenler için hayal kırıklığı yarattı. Dizinin sonunun izleyicinin kendi yorumuna bırakılması bazıları için derin bir felsefi tartışma sunarken diğerleri için tatmin edici bir kapanış sağlamadı. Dünyevi soruların cevapsız kalması Dizinin finali adanın fiziksel doğası ve darma inisiyatifi gibi birçok önemli soruya yeterince açıklık getirmedi. İzleyiciler adanın bilimsel ve materyalist yanlarını daha fazla keşfetmeyi beklerken bu soruların büyük ölçüde yanıtsız kalması bence hayal kırıklığı yarattı. Bilimsel açıklamaların eksikliği materyalist bakış açısına sahip izleyiciler için ciddi bir eksiklik olarak algılandı. Bazı olayların tatmin edici olmayan çözümü Dizideki bazı olaylar ve hikaye örgüleri özellikle final sezonunda aceleye getirilmiş veya tatmin edici bir sonuca bağlanmamış gibi hissettirebiliyor. Örneğin Men in Black yani Black Smoke karakterinin motivasyonları ve geçmişi tam olarak açıklığa kavuşturulmadı. Bu durum dizinin karmaşık hikayesinin bazı unsurlarının yüzeysel bir şekilde ele alındığı izlenimini yaratıyor. İkinci sezondaki Hatch yani o ambar olayı. Hatch'in içerdiği gizemin çözümü bazı izleyiciler için hayal kırıklığı yarattı. Düğmeye basma gerekliliğinin nedenleri ve sonuçları yeterince tatmin edici bir şekilde açıklanmadığı için izleyiciler bu olayın daha derin bir anlama sahip olmasını beklemiş olabilirler. Ki ben de bunlardan biriyim. Yan karakterlerin ve hikayelerin yetersiz kapanışı. Lost geniş bir karakter kadrosuna ve bu karakterlere bağlı yan hikayelere sahip. Ancak dizinin finaline doğru birçok yan karakterin hikayesi yeterince tatmin edici bir şekilde sonlandırılmadı. Örneğin, Walt'un sahip olduğu gizemli güçler veya Dharma Initiative'nin daha derin amaçları gibi konular tam anlamıyla keşfedilmeden bırakıldı. Bu durum bazı izleyiciler için dizinin genel hikayesine dair tatmin edici olmayan bir kapanışa neden oluyor. Zaman yolculuğu ve mantık tutarsızlıkları. 5. sezonda yoğunlaşan zaman yolculuğu teması dizinin bazı izleyiciler için kafa karıştırıcı oldu. Zaman döngüleri ve olayların önceden belirlenmiş olması dizinin bazı bölümlerinde mantık hatalarına ve tutarsızlıklara yol açtı. Bu durum zaman yolculuğunun karmaşıklığına yeterince hakim olmayan izleyiciler için zorlu bir izleme deneyimi yarattı. Ayrıca zaman yolculuğu olayları sırasında bazı karakterlerin motivasyonları ve eylemleri yeterince mantıklı bir şekilde açıklanamadı. Genel bir değerlendirme ile Lost felsefi derinliği, karakter gelişme ve yaratıcı hikaye anlatımı ile televizyon tarihine damgasını vuran bir yapım. Bunu kabul ediyorum ve ben de diziyi çok seviyorum. Ancak dizinin final bölümü ve genel hikaye işleyişi bazı izleyiciler için bence yeterli değildi. Özellikle materyalist unsurların yeterince açıklanmaması ve bazı hikaye örgülerinin yüzeysel kalması dizinin en büyük eleştirdiğim noktalarından biri. Sonuç olarak Lost zayıf yönlerine rağmen televizyonun en önemli yapımlarından biri olarak anılmaya devam edecek. Hem hayranlarını hem de eleştirmenleri etkilemeyi sürdürecek. Benim için de her zaman unutulmazlardan biri olmaya da devam edecek. Böylelikle Lost dizisine oldukça detaylı bir değerlendirme yapmış oldum ki bu soruyu sizlere sormuştum. Bu değerlendirmeyi istiyor musunuz demiştim ve sizlerde de yoğun bir talep gösterince bu videoyu sizler için hazırladım ve büyük keyif aldım çünkü Lost benim de en sevdiğim dizilerden biri ve her zaman öyle kalacak. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum ki anında cevap veriyorum. Orada da güzel bir etkileşimimiz olduğunu düşünüyorum. Bu seriyi beğendiyseniz farklı diziler için de içerikler yapabilirim ki benim aklımda Prison Break var. Eğer farklı bir dizi düşünüyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Bir değerlendirme yaparız. Eğer dediğim gibi yine çok talep gelirse bir diziye dair o diziyle ilgili de benzer bir video hazırlarız. İlerleyen haftalarda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.